İyi akşamlar. Şimdi size benim için çok hoşuma giden ilginç bir video ile geliyorum. DIY kendin yap palet. Tadam. Gerekli malzemeler. Bir adet Muji'de satılan ve 5,90'a aldığım şu plastik kalemlik. Şöyle göstereceğim. Çift taraf kullanacağız. Bu boş alanı Muji'de satılıyor. Yani İstanbul için herhalde daha kolay olacak ya da Muji internetten de alışveriş yapabiliyorsunuz Muji'den ve bitmiş olan paletimi bir tanesini şöyle göstermek istiyorum. Üstünde cupcake'ler var. Çift taraflı. Bu kısmı yani üstünü desenlemek ve süsleme kısmı tamamen size kalmış. Hatta ben böyle Hello Kitty'li bir kap kağıdı falan aradım. Bulamadım. Çabuk hemen yapayım size göstereyim diye. Bunu şimdilik böyle yaptım ama ileride değiştirebilirim, süsleyebilirim. Dergilerden bir şeyler kesip kolaj çalışması yapabilirsiniz içine. Etiketler, metiketler, bir sürü şey. Paleti hemen açıp gösteriyorum. Bu benim eski Avon farlarım. Arasına şöyle bir hani bu kaydırmaz çekmece içleri vardır ya, onlardan bir parça kesip koyuyorsunuz ki iki taraftaki farlar birbirine bulaşmasın hem de daha sağlam oluyor. Bu üst katta da işte bir Max Factor dörtlü vardı. Bu pastel, bu da prestij. Böyle bir şey. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım. Bunun için şöyle bir kartondan içine uygun parçayı kesip kenarlarını da, iki yöntem var, ikisini de göstereceğim. Şu benim yıllar yıllar evvel elime geçmiş olan, o zaman Blue Tack diye satılan macun kıvamındaki bir yapıştırıcı, sakız kıvamı, macun kıvamı, şöyle bir şey. Bunu alıyorsunuz. Yani duvarlara poster falan yapıştırdık eskiden bununla. Şimdi onun bir sürü renkleri var. Siyahını gördüm. Uhu çıkartıyor, pirit çıkartıyor. Siyahı var, sarısı var, beyazı var. İstediğinizi alabilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil. Bunu kullanmamızın özelliği, bunun dışında bu malzemeleri tamamen kutuya yapışmasını istiyorsanız, yani orada kalsın, benim için fark etmez diyorsanız silikonla yapıştırın, uhuyla yapıştırın, hiç fark etmez. Benim bunu kullanmaktaki amacım sonra çıkartıp değiştirebilmek. Bu palete ben hepsini, hatta bir tanesini yapıştırmayıp gösterecektim. Şu yapıştırmışım. Bu palete ben hepsini, hatta kartonu bile, etiketle süslediğim kartonu bile arkasına bu blue teklerle yapıştırdım. Sabit oluyor, oynamıyor. Hiçbir kımıldaması, çantanızda sıçraması falan şansı yok. Doğru parçayı, yani yeterli yoğunlukta parçayı yapıştırıyorsunuz. İstediğiniz yere koyuyorsunuz. Şöyle hafifçe üstüne bastırıyorsunuz. Bu kadar. İstediğiniz zaman da çıkartıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yani mıknatıstan pek bir farkı yok. Alttaki karton olduğu için çok hızlı çekerseniz yırtılabilir. Sabit tutup böyle çekmekte fayda var. Yine dediğim gibi bu şeyle yapışkan olduğu için bu kartonu da çıkartıp deseni istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu birinci seçenek. Mıknatıs bulamayanlar için. Mıknatıslı yaptığım ise şu, hani sucular, pizzacılar falan, onların dağıttıkları bu mıknatıslar var ya, bunları keserek koydum içine fakat çok şık durmuyor açıkçası. İnternetten plaka ya da şerit mıknatıs araştırdım. Bir iki sitede var fakat bunlar büyük toptancılar. Tekli de satış yapsalar da oradan sipariş etmek, hani bir tane mıknatıs falan, pek cazip gelmedi. Birkaç kırtasiyeye sordum. Kırtasiyeler de bulamadım fakat Office Store'a pazar günü uğramıştım. Oradakiler bu hafta içinde şerit mıknatıs gelecek dediler. İnşallah gelir. O zaman çok daha güzel olacak. Bu da mıknatısla daha güzel farlarımı koyduğum diğer paletim. Burada inglotlarım var, burada meklerim var. Bu özellikle seyahat için bence çok avantajlı. İçine istediğiniz kadar ürün koyabilirsiniz, allık koyabilirsiniz. Bayağı alıyor. Tek bir uyarı, şu mıknatısları kullandığınızda
Eğer içine koyduğunuz far böyle kendinden mıknatıslıysa bu ikisi birbirini tutmuyor. Yani siz tuttu zannediyorsunuz fakat hareket ettiğinde bunlar oynuyor. Fakat İngilot'unki gibi arkası tamamen metalse çürüp diye yapışıyor, hiçbir şekilde kımıldamıyor. Onun için mıknatıs, yani kendi dipot ettiğiniz, kendi çıkarttığınız mekfarlarınızsa sorunsuzca oturacaktır. Bu arkası mıknatıslar biraz oynuyor. Onda da benim tavsiyem arkasına biraz Blu Tack yapıştırıp, yani o macun gibi zırıltıdan yapıştırıp palete yapıştırmanız. Böyle oynamıyor fazla. Ama ters çevirdiğim zaman, kapattığım zaman diğer farların üstüne düşüyor. Bunu da hemen size üstünü göstermek istiyorum. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Bunlar Hello Kitty. Fakat bunlar not kağıdı. Keşke yanılmasaydım da gösterseydim. Burada mı? Değil. Küçük not defterimden kopartıp hatta bunları yapıştırmadım bile. Üstüne mıknatıslı plakayı koyduğum zaman bunlar otomatikman sıkıştılar. Dediğim gibi mıknatıslı bu buzdolabı süsleri ya da şu zırıltılar işte. Bunlar düz olmadığı için hem kenarları problem, yani birleşim yerleri problem oluyor. Oraya gelen far tam yapışmayabiliyor. Onun için en güzeli bunun tam bir plaka gibi olup bu kartonu kestiğimiz gibi bunun içine kesmekte. Dediğim gibi o şeridi bulursam muhakkak videonun altına buraları bir yerleri falan nereden bulduğumu ne kadar olduğunu da yazarım. Çok da pahalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Plastik çok sağlam. Hem yer kaplamıyor. Benim bir sürü tekli farlarım var. Onları da böyle içine dizeceğim. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynamıyorlar. Tabi bunun çeşitli versiyonları üretilebilir. Daha evvel başka şekilde yapanları da gördüm. Ben de bundan evvel size de göstermiştim bir tane. Bu bir sulu boya değil. Kuru boya. Eski çocukluğumdan kalma bir kuru boya. Metal olduğu için tabi mıknatıslı üstüne süper yapışıyor. Bir kuru boya kutusu değilse üstüne böyle Japon mapon esintili şeyler yapıştırdım ki daha güzel gözüksün. Fakat tabii çok eski bir şey olduğu için daha kuru, yani daha kirli mirli temizlenmiyor. Bu da böyle metal bir malzeme olduğu için bunun da üstüne farlar güzel yapışıyor. Bunu da evde tuttum. Çok kullanmadığım farlarım için hala kullanıyorum ama şu fikir daha güzel ve temiz gözüktüğü için hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Mümkün olduğunca bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor sizden mesaj almak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.